Herkese selamlar Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Milletin Bakanlığı merakla beklediğimiz LGS 2024 sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara aşağı açıklama kısmına bıraktığım linkten direkt ulaşabilirsiniz. Bakanlığımızın www.mebgov.tr sitesi üzerinden bu duyuru yapıldı. Ve LGS 2024 sonuçlarını artık bizler öğrenmeye başladık sevgili arkadaşlar. Hepinizin sonuçları şimdiden hayırlı olsun tüm öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İl yüzdeliklerinizi artık biliyorsunuz. Genel yüzdeliklerimizi artık biliyoruz. Yani tercih yapacağımız yüzdeliklerimiz belli olduğuna göre bundan sonra artık bizim için resmen tercih süreci başlamıştır diyebiliriz. Benim merak ettiğim öğrencilerimizin yüzdelikleri nasıl gelmiş yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Puanınızı, yüzdeliğinizi yazarsanız hem il hem genel yüzdelikleri bir karşılaştırma yapabiliriz. Merak ediliyordu. Acaba 2021'e mi benzeyecek? 2022'ye mi benzeyecek tarzında yorumları yazarsanız bunları hep beraber değerlendirebiliriz. Bakanlığımız çok kısa bir süre içerisinde tercih kılavuzunu da yayınlayacaktır ve artık bizim için resmen tercih süreci başlayacaktır. Bundan sonra yapmamız gereken şey biz il yüzeyimize ve genel yüzeyimize bakarak tercihlerimizi yavaş yavaş şekillendirmek olacak arkadaşlar. Aklınızda zaten planlar vardır nereye gideceğinize dair. Bununla alakalı okullarınızı kafanızdan sıralayabilirsiniz. Burada tercihlerle ilgili şu soruda çok merak ediliyor. Sizin sorularınız da olacaktır. İlla ki onları da yorum bölümüne yazarsınız. Hocam bakanlık taban puan açıklayacak mı? Biz neye göre? Yüzdeliğimize göre mi yapacağız? Puana göre mi yapacağız? Ya da işte bakanlık bir sınır koyacak da ona göre mi yapacağız diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada bakanlık tercih kılavuzunu yayınladığında Geçen senenin yüzdeliklerine göre tercih yapacağımız için Dolayısıyla geçen senenin yüzdelik dilimlerine göre e, bu okullara yerleşeceğimizden dolayı Bizden internetten bunları açıp bakabiliriz Ona göre bir tercih listesi oluşturacaksınız Zaten sizlere hem Instagram'dan hem de YouTube'dan videolarla doğru tercih nasıl yapılır bunları teker teker aktarmaya çalışacağız Evet LGS sınav süreci çok önemliydi ama tercih süreci de gerçekten çok kritik ve önemli bir dönem aldığınız puanın boşa gitmesini istemiyorsanız doğru bir tercih yapmanız gerekiyor. Bu noktada da biz sizleri düzgün bir rehberlikle yönlendirmeye çalışacağız. Tercih nasıl yapılır? Yüzdeliklere göre nasıl ilerlenir? Hangi okullar yazılır? Hangi okullar yazılmaz? Ölü tercih nedir? Bunların hepsini teker teker videolarla aktarmaya çalışacağız. Yani biz tercih sürecinin sonuna kadar sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Bugün bu videoda sadece sizlere LGS sonuçlarının açıklandığını duyurmak istemiştim. Yarından itibaren de tercihlerde nelere dikkat etmemiz gerektiğini teker teker aktarmaya çalışacağız sevgili arkadaşlar. Sonuçların tekrardan hayırlı olmasını diliyorum. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız eğer sonuçlarınızı hep beraber değerlendiririz. Bir çıkarımda bulunabiliriz. Görüşmek üzere. Hayırlı olsun tekrardan.